Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle koyu mor bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizinle güzel çiçekli bir model paylaşacağım. Eee yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Oyalamadan önce oya için hazırladım benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı merak ediyorsanız ya da ben tığlama ile ilgili problem yaşıyorum acaba neden diye düşünüyorsanız YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı paylaştığım videomu görebilirsiniz. E, yazmamın kenarını da tığladığım ipim altın başak marka hemen numarayı söyleyelim. 434 numara yeşil. E, yazmamın aynı renkte olan ipim altın başak yine. 63 numara mor ve e, mor ve sarı çiçeklerle devam edeceğim. Yazmam düz renk ama sarının morun yanında güzel olduğunu düşünüyorum ben. Altın başak 413 numara kullanacağım. E, kullandığım ibi, tığım da 22 numara. Hemen oyamın çimeniyle başlamak istiyorum. Çimenim için ilmeğimi oluşturuyorum. Yeşil ipimle. Geldim. Şöyle tığ battım. Hem yakından tığ battımı da göstermiş olayım arkadaşlar. Tığ battımın altından sık iğne ile girdim. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığbatlıdan giriyorum. Yine üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden giriyorum. Arada böyle minik minik yuvalar küçücük incecik bir çimen oluşturuyor. Bu çimenden ben çiçek yuvaları arasında 10 tane bırakacağım. Şimdi bir tane daha yapalım. Sonra hemen çiçek yuvasını yapalım. Ee, İki defa doluyorum çiçek yuvamı yapmak için. Tığ battığımda iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce iki. Sonra iki. Sonra iki çıktım. Bu şekilde. Bir tane üstüne zincir çektim. Bir defa doluyorum. Oluşan uzun trabzanımın önünden giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Yine bir defa doluyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıkıyorum. Yine bir defa doluyorum. Yine önce bir sonra 2 sonra 2 çıkıyorum 2 defa doluyorum i̇ki şer, 2 şer, şer çıktım boy boy oldu bu şekilde üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim geri döndüm son yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile giriyorum kirpiğimi düğümlüyorum birinci ikinci üçüncü dördüncü 5. Altıncı. Altı tane sık iğne yaptıktan sonra düzeltiyorum yaprağımı. Yedincisi yuva. Bu şekilde. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Yaklaşık iki tığ uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım. Üstüne yedi tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Geri döndüm. İlk yaptığım zincirime giriyorum sık iğneyle. Burada örümceğimin üzerinde küçük bir yuva oluşmuş oldu. Üstüne yine bir tane zincir çekiyorum sıkıca ve yine bir tane örümcek yapıyorum. Yuvaya geri döndüm. Bir tane zincir çektim üstüne. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doluyorum. Önce bir, Sonra 2, sonra 2 yine bir defa doluyorum. Yine önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doluyorum. 2 2 2 çıktım bu şekilde. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Geldim. Kirpiğimi düğümlüyorum son yaptığım trabzanın önünden girerek. Üstüne 2. 3. 4. 5. 6. sık iğnemi de yaptım. Son sık iğnem yine yuvadan. Yuvadan bu sık iğnemi yaptıktan sonra çiçek yuvasını tutturduğum tığ battımın altına yani en son kullandığım tığ battımın altından giriyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Dediğim yöntemle gösterdiğim şekilde yaparsanız oyanız çok muntazam ilerler. Sayılara da bağlı kalın. Üstüne yine 1-2-3 zincir çektim. Bir sonraki tığ giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığbattıdan giriyorum. Şimdi ikinci çiçek yuvasına başlamadan önce 10 tane bu minik yuvalardan yapacağım. 3 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine girdim. 4 oldu. Bu şekilde çiçek yuvasına devam ediyoruz arkadaşlar. Ben yanına birkaç tane daha yapayım. Sizinle üst kısmın çiçeklerinin yapılışına başlayalım. Hem ne sıklıkla yaptığı, yapacak olduğumda böylelikle daha net anlaşılmış olur. Oyağımın çimenini ben birazcık arttırdım arkadaşlar hem sıklığı biraz anlaşılsın hem de üzerini yaptığımız zaman model daha kendini güzel göstersin diye çimenlerimi oluşturdum şimdi üst kısmını yapılışıyla devam edeceğim üst kısmında da önce mor renkle başlayacağım bir mor bir sarı şeklinde gitmeyi düşünüyorum ilmeğimi oluşturdum geldim buradan yaprağımın ucundaki ilk o 5 zincir çekerek oluşturduğum yuvadan giriyorum önce Burası biraz karışık gelebilir bence yaparak izleyerek yaparsanız daha iyi olur ilmeğimi oluşturdum sık iğne ile tutturdum daha yakından göstereceğim size burada arkadaşlar üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yaptığım sık iğnenin içinden arasından giriyorum yine sık iğne ile kirpiğimi düğümledim üstüne tekrar yuvaya dönüyorum bir tane sık iğne yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine döndüm. Sık iğnemin önünden giriyorum. Yine düğümlüyorum. İlkinde sık iğnemin içinden girdim. Çünkü önünden girdiğinizde biraz kayacaktır. İkinci de artık ön, birinciden sonra hepsinde önünden girebilirsiniz. Yine yuvaya sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine yaptığım sık iğnemin önünden girerek bir kere kirpiğimi düğümlüyorum. Ve yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 5 zincirimi çektim. Yine kirpiğimin kirpik düğümler gibi sık iğnemin önünden girdim. Yuvaya yine bir tane daha yapıyorum. Sık iğne, üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım sık iğnemin önünden giriyorum. 5 tane olacak. Şu an ben 5 tane yaptım arkadaşlar dalını. Bitirirken de yine yuvaya bir tane sık iğne yaparak bitiriyoruz. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Örümceklerimin arasında bir tane yuva bırakmıştım. Bu yuvadan bir kere doladım. Yuvadan giriyorum. İkişer, ikişer çıktım bu şekilde. Bir trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine bir defa doladım. Yine aynı şekilde kirpiğimi düğümledim. şekilde bu kirpikten aralarda zincir çekmeden bir trabzan bir kirpik olacak şekilde 10 tane yapacağız. Şu anda ben 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum ve 5. yapmış oldum. 5 tane daha yapacağım. Biraz daha ip dolayalım. Bu model bence çok güzel bir model oluyor. Çiçekli oya yapmak isteyen ama çok zor modeller olmasın değişik bir model arıyorum ama kolay da olsun diyorsanız bu oyayı yapabilirsiniz. Yine bir kere doladım. Yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri geldim. Kirpiğimi düğümledim. 2, 4, 6, 7 tane olmuş. Yine bir kere doladım. Yine geldim. İkişer ikişer çıkıp trabzanımı yapıyorum. Üstüne 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir kez doladım yuvaya geldim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. 2, 4, 6, 8, 9 bir tane kaldı. Yine bir kez doladım. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başlarken de 3 zincirle başlamıştım. Şimdi diğer yaprağımın ucuna geliyorum. İlk yaprakta yaptığımız yöntemle kirpik yapacağız. Küçük yavrulu çiçek diyebiliriz aslında. Bir tane ortada, iki tane de yanda yavrusu oluyor. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yaptığım sık iğnenin ilk önce ilk seferde içine batıyorum. Yine yuvaya geldim. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu yaptığım sık iğne, son yaptığım sık iğnenin önünden giriyorum. Yine yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine yaptığım sık iğnenin önünden giriyorum. 3 oldu böyle böyle 5 tane yaprak yapacağız. 5 zincirimi çektim. Son yaptığım sık iğnemin önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum sık iğneyle. Yine geldim yuvaya. Son kirpiğim ben. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpiğimi son yaptığım sık iğnemin önünden düğümledim. Bitirirken de yine yuvaya bir tane sık iğne yaparak bitiriyorum. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi hemen keseceğim. Ben o diğer iki çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Böyle mor sarı mor sarı şeklinde devam edip gidecek bu model. Ee, güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Kolay da bir model olduğunu düşünüyorum. Çabuk gider arkadaşlar. Özellikle çimenin hiç vakit almıyor. Ee, şimdiden yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Oldukça güzel oldu. Hem bu modelimin hem de şimdiye kadarki e, videosunu paylaştığım bütün örneklerimin yakın plan fotoğrafları için beni instagramdan da o yanım sayfamdan takip edebilirsiniz. Ee, şimdiden bu modelimi yapmak isteyen tüm arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Herkes yapsın inşallah güzel günlerde sağlıkla ve mutlulukla kullansın.